canan, seher yeli sevdiğimden bir haber. Seher yeli sultanımdan bir haber. Selamın tebliğ et kutbi cihana, kutbi cihana. Seher yeri sevdiğimden bir haber. Seher yeri sultanımdan bir türkülerimizle, Balvan'la birlikte güzel bir türkü dinletisi hazırladım. Bugün bana bu özel platformu sağlayan sevgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'na buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bugün sizlerle buluştum. Bu zorlu zamanlarda, bu süreçte evimizde aslında çok güzel yapabileceğimiz şeyler var. Özellikle sanatımız, müziğimizle birlikte. Ben de bugün her zaman gibi evde neler yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Bugün birçok türkü size hazırladım. Bu hafta sevgili Aşık Veysel'in, aslında geçen hafta Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümüydü. İkinci türkümü aslında onunla başlamak istiyorum. Eğer istediğiniz parçalar, türküler olursa, bildiğim istediğiniz bir türkü olursa lütfen yazın. Burada zaten görüyorum. Elimden geldiğince de okumaya çalışırım. İkinci türkümüz Uzun İnce Bir Yoldur o zaman. Gidiyorum gündüz geç.
İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İmden geldiğince yine sevgili Aşık Veysel'i hatırlamaya, anmaya çalıştım. Sanırım ben burada sizin şeylerinizi görebiliyorum. Mesajlarınızı bir bakayım. Hemen. Evet, görebiliyorum. Beni soranlar olmuş. Tekrardan o zaman kendimden bahsedeyim. Ben Misline Yıldırım, 18 yaşındayım. Almanya'da doğdum ama şu an İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da eğitim görüyorum. Konservatuar okumuyorum şu an. Endüstri Mühendisliği bölümünü okuyorum. Vakıf bir üniversitesinde burslu. Ama elimden geldiğince zaten gönlümde olan bir şey olduğu için, bunu kendimce de yapabileceğimi düşündüğüm için okumaya açıkçası çok şey değildim. Sıcak bakmıyordum. Zaten gönlümde olan bir şey ve bunu ilerletebileceğimi düşünüyordum. Ve çevremdeki hocalarım da aynı şekilde düşündükleri için okumadım şu an. Ama ileride belki olabilir. Yani konservatuvar okumayacağım demiyorum. Okumak da istiyorum tabii ki de ama ilk önce önceliğim, istediğim, hedefim farklıydı. Bugün de işte sevgili Kültür ve Turizm Bakanlığı sayesinde sizlerin karşısındayım. Zaten Instagram'da beni oradan da takip edebilirsiniz. Misline Yıl diye yazıyor. Orada zaten sordum istek parçaları. Zaten bugün hep istenilen parçaları okuyacağım. Ama sizin türkülüğünüz, yani sizin şeylerinizi görüyorum, mesajlarınızı görüyorum. Elimden geldiğince bildiğim varsa okumaya çalışacağım. O zaman üçüncü türkümüzle başlayalım. Bu da çok sevdiğim bir türküdür. Zaten tek tek yöreleri gezeceğim. Elazığ'dan tutun, zaten Elazığ kendi memleketim. Buradan sevgililerime iletiyorum. Tek tek Erzincan, Sivas, Tokat, Tokat'a kadar gideceğim. Umarım beğenirsiniz. Ben bu derde nereden derman bulayım?
çektim bağrım ezekti. Bülbül cevreyleme güle yazıktı. Güle güle gelir canlar havresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim bağrım ezikti. Güle güle gelir canlar havresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Az önce bir istek gördüm de çok sevdiğim bir türküydü o da. Bir anda gözüme çarptı. Yüce Dağ başında yanar bir ışık gördüm. O zaman o türkümüzü yerine getirelim. İzninizle hemen bir sözlerine de bakacağım. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine olmuş amaşık. Abu Dayb'e yazarım.
Ana ben gidiyorum, sen hemen ağladın ağla yana. Bunu da söylemiş olduk. Eğer hatalarım varsa da affola. O zaman biraz yine bir Elazığ'a gidelim. Sevgili memleketime. Sıradaki türkümüz de ikiden arasında kalmışam. Elazığ yöresinde ama bu aslında biraz tartışılıyor. Erzurum, Elazığ. Zaten hepimiz aynı ülkedeyiz. Ama ben Elazığ diyorum. Kendi memleketim adına. Mesajlar var mı? Buradan göremiyorum. Gidip geliyor çünkü. Evet, bağlamda bir sıkıntı var zaten. Çok teşekkür ederim. Thank you, Muhammed. Eyvallah, dilim o zaman.
Biraz hızlansak mı diyorum. O zaman sıradaki parçamız Dağlar Dağımdır benim. Teşekkür ederim. Yok. O zaman kendim devam ediyoruz. Sen benim derdimi
Sen benim derdimi bile bilmezsin. Sen benim derdimi bile bilmezsin. Dersliyim var. Yaram yürekten de sen benim yâremi sarabilmezsin. Sen benim yâremi sarabilmezsin. Dersliyim ben. Sen benim yâremi sarabilmezsin. Yüzün güleçtir, içerin hayran. Yüzün güleçtir, içerin hayran. Çeken bilir bu sevdanın yayın. Çeken bilir bu sevdanın yayın. Dersliyim var. Yıktın bir an ettin. Yıktın viran ettin ömrüm sarayın. Sen onun bir taşın örebilmezsin. Sen onun bir taşın örebilmezsin. Dersliyim. Sen onun bir taşın örebilmezsin. Dertliyim. Güzel türkülerden bir tanesi. İstek bir parça var mı bilmiyorum ama kendime göre gideceğim yoksa. O zaman son türkümüz yine hareketli. Kara Erik Çağla. Erman Hazel'den. Evet söyleyebilirim. Hatta ben bu sene Osis Türkiye'ye katıldım. 4. turda elendim. Orada da söyledim bu türküyü. Erman Hazel'den 2 ya da 3. turda söylemiştim. Tam hatırlamıyorum. Çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Kara yazmışlar. Benim
Sanki öyle fark ettim ama. Darıldım sana ben. Darıldım ben sana canım bu türküyü. Ha, Değme Felek. Mi? Değme Felek'i söylerim. Değme Felek'i biliyorum. Çok severim bu türküyü. Sevgili Cengiz Özkan.
söylemişti. Hemen yine sözlerini açalım da. Hazırladığım türküleri, türkülerden hariç sizin türkülerinizi de söylemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu zor süreçte, koronavirüsüyle savaşırken sıkıntılarımızı aslında kısa da olsa aza indirmeye çalıştım hani sizler için. Belki hoş olmuştur sizin için, belki güzel olmuştur umarım. Bu sürede de lütfen evinizde kalmanıza devam edin. Çünkü çok zor bir süreç. Birçok şeyler yapabileceğinizi düşünüyorum evde. Sanatla uğraşanlar, enstrüman çalanlar. Belki çalışın yani. Bence evde kalınması gereken bir süreç. Lütfen sağlıcakla kalın. Tekrardan hatalarım varsa affola. Buradan yine teşekkür ediyorum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na. Sağlıcakla kalın, türkülerle kalın. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.